Merhaba sevgili oyuncular. Şu anda Mafia 3 oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. İlk büyük görevimizin içerisindeyiz. Gizlice Haitian grubunun yani Haitili grubun liderini bulmak için şu anda görevdeyiz. Aksiyona dalsam mı gizlilikten kalsam emin olamadım. Çok da silahım yok açıkçası. Mesela şu adamı bir ıslıkla çağırsam. Evet. Sadece bu adam geliyor yanıma. Sol tuşa bastığınız zaman ıslıkla dikkat dağıtabiliyorsunuz. Daha doğrusu dikkatleri üzerinize çekebiliyorsunuz. Şu abiyi alayım. Şu siyahi arkadaş görmeden önce. Güzel. Bir de şurada bir abimiz daha var. Bir kardeşimiz daha var. Onu da şöyle bir alabilirsem eğer. Şurada mesela. Şu an çok güzel görünmeyen bir yerde. Heh. Sessiz ve sakince. İçten ver tertemiz. Bu silahı da aldık. Ha, silahları değiştiriyormuşuz. Böyle kalsın. Şimdi Baka'ya doğru adım adım ilerlerken ileride başka ne var? Şu abi var ama onu da rahat alırız diye düşünüyorum. Sırtını dönecek gibi çünkü o mevzuya. Mesela şöyle gidip elinde silah varken gizli ilerlersen eğer o zaman elindeki silahı geçiriyormuş adamın kafaya. Şu abi bana bakıp niye beni görmedi? Vallahi farkındalıkları çok düşük arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ama problem değil. Oo, bunda farklı bir silah. Bu silahı alayım mı ya? Hadi aldım bari. Normalde shotgun kullanmayı çok daha sevdiğim bir silahtır kullanmasını. Ama şimdi madem böyle bir durum söz konusu. Burada kimse var mı? Şurada bir abi var. Burada bir abi var. Şu eve girmem gerekiyor tahminimce. Ama burası da oldukça kalabalık. Taktik. Taktik zamanı. Şimdi canım sen ne kadar yaklaşıyorsun yanıma? Bu önemli bir soru işareti mesela. Umarım çok yaklaşıyorsundur. Güzel yaklaşıyormuşsun. Güzel. Yani sessizce çektik. Ardından ıslık çalsam şu iki abi aynı mesafede olduğu için ikisi de bakacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden şu abi yokmuş gibi davranıyorum. Bakma. Canım benim bakma. Manuel save var mı diye bakıyorum da büyük ihtimalle yoktur. Olsa en başta gösterirlerdi zaten. Şu abi hızlıca bir indirsem. Ardından iş çıkarmasın başıma diye. Sadece şu amaçla. Şu beyaz tişörtlü abimizi de güzelce indirsem. Bunda da SMG var galiba. Neyse. Kick istemiyorum kapıyı. Ne oldu lan? Niye tekmeyle girmek zorunda kaldık? Hollow'un peşine düşmek de büyük hata yaptın diyor. Hollow Jesse tarafından idare ediliyor diyor. Hain korkak. Siyahi bir adam asla beyaz bir adama hesap vermez diyor. Bilmediğimiz bir şey var galiba. Bize daha söylemeyen bir şey var. Demek ki bizim bulunduğumuz mahalleyi idare eden bir beyaz var. Aslında hedef o galiba. Üç gece orada kit tutmuş. Dövdü, tecavüz etmiş büyük ihtimalle. Bu bitti diyor, asla bitmez bu olay diyor. Bu olay asla bitmeyecekti. Yani pacam ne oldu ki? Paşam gibi bir şeyim acaba? Heh, geldik şimdi mevzunun cört dediği yere. Al bakayım şu makinalı tüfeği. Herif daha girmeden taramaya başladı arkadaş ya. Şimdi nasıl bombamızı atacağız? Bombayı almadık mı oğlum? Molotov kokteyli gibi bir şey aldık oradan. Oo, onlar nasıl atılacağını çok güzel gösterdiler bize.
RB'ye basılı tutacaksın ve tamam. RB ile atılıyormuş. Güzel. Yürüyorum. Şu cover'ımıza bir yerleşelim. Atmosfer bu arada çok güzel ya. Görsel anlamda yani çok çok sağlam bir oyun var elimizin altında. Tabii silahı bitirmemiz pek hoş olmadı. Sağdan bir atak yemeyelim de buraya bakınırken. Öyle arkadaş ya. Ah çok iyi ya. Herifi bacağından vurdum ve sırf bacağından vurduğum için adamın düşüğü ölmesi ona göre oldu yani. Umarım bu olayı birkaç uzuvla korurlar yani. Bu çeşitliği sağlarlar. Şimdi benim buradan acilen tüymem lazım. Bu silahı aldık da başka bir silah daha var mı alabileceğim? Aşağıda bir abimiz var ama şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Böyle hızlı koşabiliyorum. Bakayım şuraya. Şurada bir shotgun var. Onu alırsam şahane iş yapacağım ama. Birine takip et beni yal diye bağırıyor. Şu silahı bir kapayım. Şu makinalıyı bir kapayım. Şu anda kimse yok. Shotgun'da kaç mermi var? Shotgun yakın için daha etkili olur bana ya. Shoot them from this don't tip you're done traitor. Neredesin abi? Göremiyorum ki seni. Seni göremediğim için şöyle dövmek istedim. Shit. Handle that motherfucker. You are your mind motherfucker. Don't think about it. Shoot him. I'll put one in his ear. Oğlum çok pis yerde kaldım. Shit. I'm taking cover. Öl artık, öl. Sen de öl. Aynı modellemeden bir iki adam daha geldi. Hop. Al sana Molotov'un kralı o zaman, al. Çok klas attım yalnız. Vuruş hissi oldukça sağlam. Şu an daha net olarak görebildiğim bir gerçek bu. Hah iyi güzel olduğu yere düşürdü. Yan. Sen güzelce yan arkadaşım. Güzelce yan. Sen bunu hak ettin. Sen gel öyle efendim. Al bakayım şunu. Umarım yanıyorsundur şu anda. Ulan yanlış yere atmışım. Oğlum ben kadar gizli gizli herkesi öldürmedim mi ya? Aa adam kaçıyor lan ha. Çok güzel yerde vurdum be. Ha bu benim araba. Tamam. Ha X'de mi biniyoruz? Ne bileyim her oyunda değiştiriyorsunuz şunu. Sen de bin bari de Elias beraber kaçalım. Yani adam. Yalnız arkadaşlar şu müzikler çok güzel olsa da benim bu radyonun sesini kapatmam lazım. Çünkü inşallah telif yemeyiz. İnşallah telif yemeyiz. Ya geliri kapatan telifler çok problem değil de şey sıkıntı abi. Direği alıp indiririm diye düşündüm ama. Şey olayı sıkıntı ya. Direkt videoyu kapattıran telifler çok büyük sıkıntı. Yani umarım YouTube camiasını düşünerek bu işe bir çözüm bulmuşlardır. Gerçi hepsi hazır şarkılar. Nasıl olacak bilmiyorum. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just cause a man don't rush to violence don't mean he lost something. I know, just makes me wonder what happens after.
You know? No, I don't know. Explain it to me. No matter if it's a bullet or the hand of God, we all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk, but... I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the Hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Evet, tabii üzerimize düşman çekeceğiz ve sıkıntıda olacağız diyor Elias. Bu da şimdi düşünmemize iken bir şey değil bu olay dedi. Bir yandan doğru söyledi. Bu arada otoban kısımları acayip karanlık. Hakikaten ışıklandırma yoktu orada, fark etmiyorum. Sadece şeye kaldık. Arabanın farlarına kaldık yani. Gerçekçilik namına güzel ama oynanış anlamına çok büyük sıkıntılar yaratır mı? Ondan yana bir şüphe birikti kafamda şu an için. Umarım bu şüpheyi kırarız. Ben bu arada tabii oynayamadığım, size gösteremediğim kısımlar için yani her oynadığım anı videoya kaydetmem çok zor olacağı için onları da özet geçeceğim her bölümde. Şu an için tabii iki bölümdür. Direkt hep beraber görüyoruz. Ne gördüysek beraber gördük şu an için. Hoppa, kapat. Oh, geldik. Geldik. Haitian'ları aldık, geldik. Lincoln'un anlamadığı şey şuydu. Ya da anlamak istemediği. Sammy gibi adamlar için her zaman daha fazla düşman olacaktır diyor. Kimse peşine düşmese bile diyor, bazı insanlar onu kötü durumlara sürükleyeceklerdir diyor. Yani Sammy'nin hayatı bu. Bu sayede diyor işte Lincoln, Sal Marcon için çalışmaya başladı diyor. Won't be bothering us again. Was a mistake sending you down there. I should handle my own business. İçmiş galiba. Isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day. I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about my... Sal Marcon olayını ne yapacağız diyor. Diğer kısımlar savaş kısmı dedi. Hikaye çok etkileme için anlatmadım. Lottery. No. Sal az önce, biraz önce aramış. Bazı işleri varmış ve bizi çağırıyor. Only black folk allowed there to help. They may not like it, but they're not gonna say no to. Siyahilerden hoşlanmasalar bile, orada çok siyahi insan olmasalar çalışanlar bulunur diyor. Siyahi insan hoşlanmasalar bile oradakiler diyor. Sal Marcano'ya asla hayır diyemezler diyor. Biz de hep öyle bir mekan görmek istemiştik diyerek Sal ne isterse yapmak zorundasın. İyiliğimiz için. Tabii ki. Adam hem az önceki muhabbet şeyde çevirmediğim. Vietnam'da her gece sen yokken diyor. Bilmiyorsundur bu muhtemelen diyor. İçeride yemeğimizi yerken diyor. Her akşam haberlerden sonra Vietnam'da ölenlerin listesi yayınlanırdı diyor. Ve her seferinde diyor bakardım ne zaman senin ismin çıkacak diye. Diye bir duygusal bir muhabbet oldu. Şu güzel arabamıza binelim mi? Simulated Driving diye bir şey de varmış. Deneyelim mi Simulated Driving'i? Daha gerçekçi bir araç sürücü isteyenler içinmiş bu. Bu şeyde de vardı. Mafia 2'de de vardı bu muhabbet. Options da mı? Game. Şu menü geçişleri çok göz acıtın olmuş. Simulation normal. Tamam, bir de simülasyon oynayalım bakalım. That tasty patisserie is still filling orders for king cakes for the upcoming Mardi Gras festivities. Bakalım nasıl bir fark var arada. Buradan U dön diyor oyun bana. Ha yok demiyor. Pardon, çok özür dilerim. Ömer Metronomicon diye bir oyun oynuyormuş. Ulan Ömer. Düz gittiğim için bir şey fark etmedim henüz. Biraz hızlanalım bakalım ne fark edeceğiz.
Zaten ben simülasyona uygun sürüyormuşum ya. Sanki simülasyonmuşçasına sürdüğüm için arabayı çok böyle bir aman aman bir şey fark etmedim. Açık dünyada şu an için bir şey yapmayacağım. Bana çok merak edenleriniz varsa kusura bakmayın. Biraz daha hikayede ilerlemek istiyorum. Belli bir noktaya getirmek istiyorum hikayeyi. Zaten hikaye bana şimdi dur ve biraz açık dünyaya bak diyecektir bir noktada. Tabii etrafa şöyle bir bakalım. Radyoyu değiştirme şansın... Hah, varmış. Çıkmıyor yukarıda çünkü de. Umarım bu müzikler lisanslı değildir ya. Abi sen beni nasıl yerlerden götürüyorsun? Acaba doğru yerden mi gidiyorum? Yoksa alttan mı gidiyorum? Umarım çok fark etmez şu an gittiğim yer. Üstten veya alttan gitmem. Çünkü üstten gitmem gerekiyordu normalde. Hızlandıkça kameralar da uzaklaşmaya başlıyor. Ya da ben... Ha evet, aşağı tuşuna basınca kameranın yakınlaşma ve uzaklaşma derecesini ayarlıyorum galiba. Yok, sol tuşla. Hiç farkında bile değilim. Simülasyon da öyle aman aman zor değil yani. Güzel bir sürüş hissi var. Özellikle bu arabayı kullanırken ki hissiyat bayağı eğlenceli ve zevkli. Şimdi arabayla mı konuşmam gerekirdi? Buradan böyle konuşabiliyor muyuz? Emin değilim ama şimdi siyahiyim diye işi garantiye aldım. Burada ne işin var diyor. Buraya Markano'yu görmektim. Adım Lincoln Clay. Uyardı gene yani. Şeyine dikkat et falan diye. Ulan CIA karakter seçmelerinin sebebini anlayabiliyorum. O dönemki ırkçılığa iyice vurgu yapmak istemişler. Ve hikayeye farklı bir tat kattığını da söyleyebilirim yani. Harbi rahatsız edici boyutta ya. Bir saatte beni irite ettiler yani. Durduk yere adam patakla isim geliyor şu anda. Georgie. Bankayı soyduğumuz adam. Hikayeyi oraya bağlayacaklar herhalde. Bu aralar niyeyse moda ya bir ileri bir geri yapmak. Çok anlamadığım bir şey yani. Mesela gerek yokmuş. Direkt buradan başlayabilirmiş ki. Beraber iş yapıyormuşuz daha önce. Onun geyikleri dönüyor şu an. Eski işleri. Sigara tabii. Daha basit şeyler çeviriyorum. Üşengeç çevirme. Mr. Marconi beni görmek istediğini söyledim adama. Vay bu da şey yaptı. Sadece ona saldı diyor. Mr. Marconi deme diyor. Arka tarafta diyor. CIA olduğum için gene rahatsız duyan insanlar. Başka bir şey giymeliydim diye kendi kendine şey yaptı. Siyahi. Hah, Marcano, Sal Marcano. Lincoln. Seni görmek güzel. Aha! Vito! Aha, vallahi şu an heyecanlı yeme çevireceğim size. Vietnam'da şey hizmet ettin değil mi? Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army, Marines? Regular army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Orada kimlerle hizmet ettin diyor. Orduyla hizmet ettik. Özel güçlerle hizmet ettim diye bizi sorguluyor şu anda. Vito. Demek ki bize iş verecek. Böyle bir adam yanında istemez misin diyor Vito'ya. Senin ona kefil olman benim için yeterlidir diyor Sal. Halletmemekten birkaç iş var. İçki için teşerrükler. Oğlum nereye gidiyorsun? Joe Yan oldu. Joe. Vito Joe Yan oldu lan hikayeden biraz bize bahsetsene. İnsafsız. Ne biçim konuşuyorsun lan? Empire Bay'den buraya göndermiş müfettişler bizi. Sürgün gibi olmuş yani. O yüzden buradaymış Vito. 15 yıl önce Empire Bay'den sürülmüş yani. Twice a year the feds take old money out of circulation and destroy it.
Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. Oyunun başına yaptığımız işi şu anda özet geçiyorlar bize. İşte kaçak paranın yakılması ve şu anda birkaç gün sonra buraya gelecek olması ve orayı da soymamız üzerine bir muhabbet dönüyor. Ha, Vito'dan almışız biz bilgileri. No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this. They're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Sammy'nin problemlerinin farkındasın umarım diyor. See that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. Şu an bizi gazlıyor. Damn, I take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Şu anda hayatımın geleceği olma düzene bana bir konuşma yapıyor. Senin gibi sağlam bir adam için farklı bir ilerleme yolu vardır diyor. Aklında ne var diye soruyoruz biz de. Saygısız yapmak istemem ama Sam sağlam adamdır ama gençleşmeyecek diyor. Artık değişiklik yapmanın zamanı geldi diyor. Ellis'in böyle bir şey hazır olduğunu düşünmüyorum diyor ama Ellis'ten bahsetmiyorum. Senden bahsediyorum. Seni istiyorum diyor. Sen çalıştır Hollow'u diyor. Ben bunu yapamam. Sam için endişeliysen endişelenme. O her zaman benimle beraber. Ayrıca bu işten sonra emekliye ayrılabilir diyor. Delikanlıyız. Beni evsizken aldı. Başıboşken aldı. Ona bunu yapamam diyor. Hayal kırıklığına uğramadım desem üzülürüm. Ama anlıyorum. Sen sadıksın. Bugünlerde önemli bir şey. Hala yardım etmemi istiyor musunuz diye soruyorum. Nasıl gülüyor ya? What do you really want to hear? That we'd kidnap and torture anyone suspected of working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay'in aldığı eğitimi öğrenmek istiyorum diyor Vietnam esnasında. Onun gibi bir insana eğitmene gerek yok. Sadece işaret et ve göster. Demek ki olay, yani harbiden şu tadı çok güzel yapmışlar. Gerçek bir insanın hayat hikayesini oynuyormuşuz havasını güzel yakalatmışlar yani. Heh, geldik en başa. Intel views neymiş ya? Ha, select'e basınca böyle bir görüş açısı alıyorum. Ne gerek var ki böyle bir şeye? Ama hareket ettikleri zaman görebiliyorum galiba. Ya da herkes ölmüş. Vallahi herkes ölmüş. Evet Ellis, hadi artık gel ya. Deni nerede? Her şey kenara atıyormuş şu an. Odada paraya yer kalması için. Hadi arkadaşım biraz hızlı olun. Biraz hızlı. Heh, kestiler bir onları iktiriydi. Öyle sap sap durursan alırlar aşağı tabi. Yalnız siperden çıkmadan bu silahla ateş edemiyorum. Diğer silahla ateş edebiliyor muyum onu merak ettim. Edebiliyorum. İyi güzel, gerçekçi olmuş. Bu silahla da siperden çıkmadan ateş etmek zor olsa gerek zaten. Zengin olacağız Lincoln, zengin olacağız ha? Atın.
Şu anda bayağı bildiğin savunma görevindeyim yani. Bayağı net bir savunma görevi. Siz polis misiniz, sıradan bir halk mısınız, malak gibi? Niye asansöre binip geldiniz? Hep beraber ve hala niye asansörde duruyorsunuz? Yapay zekanın sıkıntıları var. Büyük sıkıntıları var maalesef. Bu açıdan biraz hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur yani. Umarım toparlarlar ilerleyen dramlarda. Tamam, TNT koyup deliği patlatacak. Aşağı atlamanız için şanslıysak. Aha, koydu vallahi dinamiti. Oha! Komple kasayı çökertti herif ya. Dinamitle. Delik açacağım diye kasayı aşağı indirdi adam. Adam işini biliyormuş gerçekten de. Büyük ihtimalle bu işin sonunda tahminim Sal bize kasık atacak. Vito da bu işe para koyduğu için Sal'ın peşine düşmek isteyecek. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke. But he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist group. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before. But Thomas Burke served Danny Burke. The heist was a success. Sal would forgive him and return Point Verdun. Evet, Danny, Thomas Burke, herhalde oğlu Danny Burke, şu Thomas Burke soldaki, sağdaki Danny Burke ısrar etmiş Danny Burke'ün ekipte katılması için. Bu sayede Sal Marcano ile aralarını düzeltecekmiş. Ama Danny Burke'ün böyle bir tecrübesi yok diyor. Yani, büyük ihtimalle de o ayağı sıkışmıştı Danny Burke'ün, orada bir sıkıntı yaşayacak. Şimdi gene geriye gittik. Ne soygunmuş, bitmek bilmedi be. Başım döndü valla. She wanted to be here, but I ain't remember how old. God damn! You piece of shit! Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Hadi bira kapalım. Bizim babayı bekle, sakinleşmesi için. You already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything. Except we just gotta go and mark us, cause we can't roll up in that beat up piece of shit outside. You didn't just call my all-American machine a beat. Just saying, there better rides out there. It's bullshit there are. It's cause a beast. I dropped the custom 358 in before we shipped out. That ain't the only thing you dropped in her. Maybe you should tell me about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. Wait, is you fucking my car? Mm-hmm. Nah, ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard in my life. I don't need another one. All right, you know what? You gonna clean it. Not just the back seat. Every square inch. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, you fucking man. Elias Danny'ye ödünç vermiş Lincoln'un arabasını da. Lincoln de hatunlarla, şey Lincoln'um, Danny de hatunlarla takılmış. Arabanın her yerini temizleyeceksin valla, bilmem o arabayı falan dedi. Danny and Ellis, you're gonna use the drill to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie. Gene içeri anlatıyor, görevi anlatıyor. That goddamn drill ain't easy to move though. We need a boat to get it through the canals and into possession. Ellis and I worry about the boat. See, George's old man flipped the guard to reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, ain't no one gonna give us a second look. Hadi artık ilerleyelim. Vito'nun birkaç kağıt işini halletmemiz lazım diyor. Hala arabamı temizleyeceğim, temizlemeyeceğim muhabbetleri dönüyor da. Çünkü Ellis vermiş Danny'ye bizim arabayı. Ha, Nicky. But he started out smuggling moonshine, so he knew about the canals underneath the city.
kaçakçılık yaparken alttaki şeyleri, kanalları öğrenmiş babası Thomas Burke, o bıyıklı olan, ve bu sayede de diyor nereden tam olarak delineceğini biliyordu diyor. Bu sayede keşfetmiş federal binanın kaçak para yerini. Olanlar için eğer gerçekten şerefsizin teki varsa o da babamdır diyor. Olanlar için onu suçluyorum diye. Hani kendin girmişsin işi anlıyorum ama artık oğlunu dışarıda bırak bari bu işin içinden diyor. Ölmesi onun suçu diyor. Deney orada ölmüş büyük ihtimalle. Ne oluyor lan? Tamam, Deney'i kurtarmışız orada. Lan oğlum. Kaldık mı burada? Ha? Güzelim müzikle güzelim kaçışın içine ettiğim için herkesten özür diliyorum. İnşallah telif yemeyiz. Ateş medyasının da sesi bastırsın bari. Oo. Sıksanız oğlum, ne izliyorsunuz? Bas bas bas. Ya ben basıyorum, sen tetiğe bas. Çok kötü bir dönüş oldu. Büyük ihtimalle simülasyona çevirince araç kullanımı, bunlar da simülasyona döndü herhalde. Ne yapacağız oğlum? Nereye uçacağız? Ha. Arkadan polis de uçsa ne komik olmaz mıydı ya? Bir tek siz mi bu numarayı biliyorsunuz diye. Bu gördüğüm en çılgınca şeydi diyor. Nefes aldığımızda söz ediyorum ama şu an ne yapacağız? Tek seçeneğimiz oraya çıkmak. Olga mı geçiyorsun? Her yerde polis olacak. Ha, Mardi Gras sebebiyle bizi görmekte zorlanacaklar diyor. Bu Mardi Gras şey ya, bu Amerikalıların bir şey kutlaması ya. Çok kalabalık yani sokaklar. Senin bacak patates olmuş ya. Kastiz diye de tüm ağır işleri bize yüklüyorlar. Şu anda mafya ile ilgili bir kitap okuyorum bu arada, gerçek hikayeden alıntı. O yüzden böyle her yerim son mafya oldu yani. Racon kesmeye falan çalışırken görürseniz beni, kusuma bakmayın. Ha, mafya dünyasıyla iç dışta oldum bir anda. Eğer biri sorarsa sarhoş diyeceğiz. Bir de bacağındaki kanı nasıl kapatacağım? Nal gibi bacağı kanıyor adamın ya. Ortam güzel. Kill, asset, journal, collection, options, game, options, game. Kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi takılmalar. Abi patates olmuş, geçmiş olsun. Polis de adamı kovalıyor sırada. Leş gibiyiz ya, ama herkes kılık kıyafette olduğu için çok büyük bir sıkıntı arz etmiyor galiba. Koşamıyorum da, öndeki adam çantayı alıp koştu gidiyor. Now. Semih'i arayacağız şu anda.
We're in some deep shit. Need your help. Where are you? Büyük bir pisliğin içerisindeyiz ve yardımına ihtiyacımız var. Yollar kapalı olduğu için araba gönderemem diyor. Grocery store varmış, marketi varmış mezelin arkasında. Oraya gidebilir misiniz dedi. Biz de evet dedik. Orada bir araba bekleyecek diyor. Limanda. Şey, yükleme alanında. Şu anda görevimiz kaçış aracına doğru gitmek. Sammy's having a car delivered. It'll be at the loading dock at the grocery store. God bless the old man. Let's go. Şimdi ortam kalabalık. Gideceğimiz yer çok uzak değil. Ama sıkıntı şu ki bir polisle denkleşmeyelim. Tek derdimiz o yani. Ha şöyle bir havaya fişek atın ya. Şöyle bir dikkatleri dağıtın bakalım. Atmosfer şahane ya. Ben grafiteyi de çok beğendim ha. Onu da söyleyeyim bir daha bir daha. Anons geçiyorlar radyodan. Bir de haberlere çıktık diye bağırıyor ya. George'ymiş. Polisin yanından geçiyoruz ya. Ve şu, tam yanından geçerken fark ettim polisin yanından geçtiğimi. Tarif ediyorlar bizi. Şimdi bir daha polisin yanından geçeceğiz. Biri geçerken dedi de bu çocukta bir sorun var dedi de çok içti falan dedi. O da sarhoş taklidi yaptı hemen denize üzerine. Neyse oradaki polise de geçtik. Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum işte. Tam karşımızda bir polis güruhu duruyor çünkü. He? Sakin ol, her şey iyi olacak. Siz Deni'yle ilgilenin ve parayla ilgilenin, arabaya gidin. Ben de polislerle ilgileneceğim diyor. Sizin peşinizden süreceğim o polisleri diyor. Cerkuday, Elis abi sen misin? Benim. Kesin sensin ha. Over here. Oh, süper. İtlik, serserilik her şey bizim kanımızda. Efendim hikayenin bu bölümü de daha sonra devam edecek. You are in the Red Police Zone. Seni gördükleri anda ateş edecekler diyor. Red Police Zone'un anlamı buymuş. Polisi kaçmak için de saklanman lazım. Arabayla kaçman lazım falan filan. Neyse burada bir öleceğiz zaten. Ölmeden önce şöyle bir kaçarken... İnsanları vurunca ne oluyor acaba? Vurabiliyorum, hiçbir şey olmuyor. Gel bakayım. Vahşici öldürmek için ne yapmam lazım acaba? Bir de çünkü vahşici öldürme seçeneği vardı demolarda gördüğümüz kadarıyla. Ulan videoyu bitireceğim dedim, oyunun gazına kaptırdım kendimi. Koşma gücüm de bitti. Şuradan geçebiliyor muyum içeri? Yok, hiç zannetmem. Oyun bize böyle bir izin vereceğini pek zannetmiyorum. Şuradan geçiş var mı? Neyse bir headshot aldık. Bir headshot daha aldık. İşin güzel kısmı kimse ateş etmiyor. Ben bu arada yanlış yerde geziyorum. Düz devam etmem lazımmış. Şuradan şöyle düz devam edeyim bari. Kaç ablam kaç. Psikopatım vallahi. Psikopatım, manyağım. Herkesi öldürebilirim şu anda. Öyle bir manyaklık var üzerimde. Mezarlığın arkasına doğru koşuyorum. İnşallah beni satıp gitmemişsinizdir. İyi, inşallah beni satıp gitmemişsinizdir. Ah! Lan mesajı söyledi. Patates olduk, iyi mi? Of!
Ah gördü, bu da gördü. Bu da gördü, koşmaya devam o yüzden. Koş 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 koş. Ama herif çok güzel aşağı atmadın mı be? Vallahi çok güzel aşağı atma. George'du. Para da George'deydi. Evde görüşürüz demiş George. Yolumuzu kaybettik demiş de. Para adam da. Bu iş nasıl olacak koçum? Şimdi simülasyonu göreceğiz. Hadi lan. Ha, ateş edebiliyorum bu arada ben de. Silahımı nasıl kaldıracağım oğlum? Tamam, ateş etmek istemiyorum artık. Hah. Şuradan çıktık mı sanırsam bu kovalamacının sonuna geleceğiz. İyi, kolay olmuş. GTA'ya göre çok daha basit bir şekilde kaçtık. Zenginiz uhuu diye bağırıyoruz ama göreceğiz ne olacağını da. De oyunu sev alması lazım. Ne güzel takılıyoruz sizye. Ne eğlenceli takılıyorsunuz siz. Ay. Ne kadar para varmış? Kişi başı 2 milyon dolar. George'un da hakkını yedik ha. I'm gonna be fucking in my new drifter. I'd appreciate that. You know, my entire life there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. Bu akşam yaptığınız her şeyi değiştirir. Mesele sadece para değil, özgürlük, gerçek özgürlük. Artık kimse benim karşımda duramaz. Hiçbirimizin karşısında duramaz. Adamdan önce çevirdim bunu. Real freedom. No one standing over me again. Over any of us. Vouloir c'est pouvoir, eh? Yeah, aynen öyle. Vouloir c'est pouvoir. Çok doğru. George geldi. Sal da geldi. It would be my pleasure. Gudgy told me ship went sideways during the robbery. Lincoln had to save your ass. You should be damn proud of that boy. I am, Sal. More than you'll ever know. Jesus Christ, that is some down home hooch right there, isn't it? All right. Listen, I got a guy outside. Y'all mind if he comes in and packs up my cut? Not at all. Dışarıda bir adam var. Gelip payımı alsa sıkıntı olur mu sizin için dedi de. Önden öncekileri boş ver. Dışarıda gelecek adamı biraz. They all the same. Hey, take the one on the end. It's your cut. That's what I owe you. Sondakini al diyor. Put in a little extra for your trouble. Senin için biraz daha ekstra koydum diyor. You all done right by me tonight. O bakışları gördüm oğlum. O bakışları gördüm. Lincoln kaç, kurtar kendini, babayı da kurtar.
I was pulling Lincoln out of the fire. He woke up long enough to tell me to call John Donovan. John Donovan'ı aramamızı söyle, aramayı söylemişiz. Ona ilk uykudan uyanır uyanmaz. Çoğu günler keşke aramayı yapmasaydım derim. Do you know this individual? Ha, Donovan da Sal Marcano. And how about this man? That's Sal's worthless piece of shit brother Lou. Sal'ın kardeşi Lou diyor oyun içinde. John Donovan da bu. Nedir? Bırakın bu işleri diyor. Gerçek sorunuz nedir? Ooo, Sal Marcano'yu öldürmesine Lincoln Clay yardım ettin mi diyor. Herhalde yardım ettim diyor adam da. So those the men you gonna kill, huh? Pedeli de bozmuşuz. Öldüreceğimiz adam bu mu diyor? Kalkışın şey çok tehlikeli. And what do you think we should do? Ne yapmalıyız? Marcano deserves to die. I won't argue otherwise. Kill him. Sadece onu öldürün ve işi burada bırakın diyor. It's enough if you say it's enough. Çekimdeyim, teşekkürler. I know what Sal did to you, Lincoln. But nothing you do will bring any of them back. This isn't about bringing them back. Or even exacting some street justice. It's about making that bastard feel what it's like to lose everything. Watch as I take it all away from him. Mesele öldürmek veya ölmemek değil. Mesele o şerefsize her şeyi kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu göstermek. Bu tek gidiş olan bir yol diyor Lincoln. Eğer bu işe gidersen asla geri dönüş olmayacak. Şu anda Sammy'ye gidiyoruz. Eşyalarımızı geri almak için. Arabada bekleyeceğim dedi Donovan. Vallahi pis hırs yaptım acı. Sal Marcano. Zaten Vito'ya Esol dediği anda benim işim bitmişti. Gerçi Vito'da Tommy'yi öldürdüğü anda benim için bitmişti ama hayat. Problem is that don't work. Not in the real world. Artık ara sahne girmesini olur. Tamam, bitti. Seva aldı, bitti. Bu bölümden bu kadar arkadaşlar, herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. 3. bölümde yakında gelecek. Ama biraz daha mola.